Hepsi burada. Sanatın ruhunu sunar. Hepsi burada. Hepsi burada'nın katkılarıyla sunduğumuz Sanatın Ruhu programı devam ediyor. Bugün Tersane İstanbul'dayız. 17.si düzenlenen Contemporary İstanbul'u gezmeden önce Ali Güreli ve Ender Özgün'le bir sohbet gerçekleştireceğiz. İkiniz de hoş geldiniz programıma. Merhaba Elif. Ender Özgün, Hepsi Burada Pazarlama Grup Başkanı. Ali Güreli, Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı. Merhaba. Şimdi merhabalar. Ender Bey, sizle başlayalım. Önce şeyi soracağım. Hepsi Burada'nın sanat platformu, Sanat Burada fikri nasıl ortaya çıktı? Elif Hanım merhabalar. Bugün bu sohbet fırsatını bize verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepsi Burada'nın amacı insanların hayatlarındaki, onların hayatlarını kolaylaştıran dijital bir yol arkadaşı olmak. Hayatlarının birçok farklı alanına dokunmak. Sanat Burada'yı da aynı şekilde Hepsi Burada'nın varoluş sebebinin bir sanat alanındaki iz düşümü olarak görüyoruz. Hepsi Burada'nın sanatın demokratikleşmesini, farklı kitlelere ulaşmasını, genç sanatçıların desteklemesinin yolu olarak Sanat Burada platformunu kurduk. Sanat Burada platformunuzda tam anlamak için soruyorum. Hepsi Burada'ya girdiğimde Sanat Burada platformuna giriyorum. Orada neyle karşılaşıyorum? Sanat Burada aslında Hepsi Burada'nın sanattaki iz düşümü gibi düşünebilirsiniz. Platformumuz bu hafta yeniden hayata geçirdik. Yeni bir seçkiyle çıktık. 27 sanatçının, genç sanatçının 157 tane eseri yeni seçkimizle beraber hayata geçti. Sanatçılarla ilgili bilgileri, eserlerle ilgili bilgileri, ilgilendiğiniz sanat alanıyla ilgili eserleri Hepsi Burada rahatlığıyla görebiliyorsunuz. Ben de bir sanatsever olarak çok heyecanlanıyorum sizin bu projenizden. Şimdi buradayız. Tersane'de Contemporary İstanbul Ali Güreli de yanımızda. Bu beraber yürüttüğünüz projeden bahsedebilir misiniz? Sanat inisiyatiflerini destekliyorsunuz değil mi? Nasıl başladı bu proje? Şöyle, şimdi bu birkaç yıldır Anadolu'nun çeşitli kentlerinde, İstanbul zaten bunun merkezi ama İstanbul'u artık bir kenara koyuyoruz. Anadolu'nun çeşitli kentlerinde sanat inisiyatifleri oluşmaya başladı. Bunların bazıları birkaç yaşına geldi, bazıları çok genç. Ama bu çok olumlu bir gelişme tabii. Ülkedeki sanat ortamının biraz önce Ender'in bahsettiği gibi demokratikleşmenin ve yayılmanın bir göstergesi. Bunun için bunları biz de önemsiyoruz. Bunların öne çıkarmak amaçlı Hepsi Burada'yla bu işbirliğini başlattık. Nasıl seçtiniz Ali bunları? Bir seçici kurul oluşturuldu. Hı hı. Bunların içinde yani 13 tane inisiyatif var şu anda. Hakikaten çok aktif ve çok iyi işler yapan. İçinden işte 5 tanesi seçildi. İstanbul'dan da var 2 tane katılan. Hepsi beraber bir inisiyatif grubunu, işte onların temsil ettikleri sanatçılarla beraber, Hepsi Burada'nın partnerliğiyle, destekleriyle beraber burada Contemporary İstanbul içinde sergiliyoruz. Sanat Burada, sanat dünyasına ne katmayı hedefliyor? Hepsi Burada'nın sahip olduğu teknolojinin, müşteri ilişki yapısının, o kusursuz deneyimin sanat içinde yenilikler getirebileceğine inanıyoruz. Özellikle sahip olduğumuz teknolojik altyapı, büyük veri yapıları, sahip olduğumuz tedarik zinciriyle sanatseverlerin sanatla çok daha kolay buluşmasını sağlayabileceğimizi görüyoruz. Örnekler vereyim isterseniz. Mesela bugün burada tahmin ediyorum hafta sonu binlerce kişi, on binlerce kişi sanatla buluşacak. Paralelde biz de Sanat Burada platformumuzda Contemporary seçkisinden bazı eserleri milyonlarca insanla buluşturacağız. Yine teknoloji kabiliyetlerinin bir örneği olarak Hepsi Burada da Yerinde Gör diye bir uygulamamız var. Evet, ondan bahsedebilir miyiz? Çok enteresan o da. Yani sanatın teknolojiyle buluştuğu bence çok güzel bir uygulama. Evinizde normal bir alışveriş yaparken sanat eserini de eğer onun koyulacağı ortamda görmek isterseniz artırılmış gerçeklik teknolojilerinde desteğiyle aslında sanat eserini evinizde görselleştirebiliyorsunuz. Bununla beraber tabii ki sahip olduğumuz teknoloji altyapısıyla, tedarik zinciriyle sanatseverlerin ürünlere, sanat eserlerine kolayca
güvenilir bir şekilde. Bence güvenilir olmasının da burada altı çok çizilmeli. Mesela genç biri koleksiyoner olmak istiyor ve genç sanatçılara da ulaşmak istiyor. Daha bütçesine uygun sanatçılara ulaşmak istiyor. Sizin platformunuzdan bu çok kolaylık sağlayacak. Ama orada hep böyle bir şey çekincesi vardır ya, ne kadar güvenilebilir. Ne kadar, çünkü çok da herkesin hakim olduğu bir konu değil. Özellikle yeni başlarken bir güvenme hissine çok ihtiyaç oluyor. Bence Hepsi Burada'nın burada çok önemli bir görevi var. Haklısınız. Hepsi Burada'nın o markasının özünde yatan güven, iyi ki Hepsi Burada var algısının sanat ekosistemine de yansımaları olacağını düşünüyoruz. Düzce'den, Diyarbakır'dan, İstanbul'un farklı bölgelerinden inisiyatifler Hepsi Burada ile beraber bugün Contemporary'nin bir parçası oldu. Çok çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ali, seni bulmuşken daha soracaklarım var. Tabii. Fuarı soracağım. Ne kadar kalabalık değil mi bu sene? Çok fazla galeri katıldı. Yurt dışından çok fazla gelen koleksiyoner var, küratörler var, galericiler var, müzelerden gelenler var. Bu artışı neye bağlıyorsun? Tek bir tarifi yok aslında. Bunun bir, belki uzun yıllara dayanan bir geçmişi var. Bunun içinde bir pandemi döneminin getirdiği sanata olan açlık ve bu açlığı keşfetme var. Aslında vardı da keşfedildi birçok insan tarafından. Bu hoş bir şey ama bu sadece Türkiye'ye has da değil. Bakın, bütün dünyada bir Contemporary Art Bloom diye, boom diye açıklanıyor. Yani çağdaş sanat gürlemesi diye ben onu çevirdim. Hakikaten gürlüyor çağdaş sanat bu sene. Ve bunun yanında da işte galerileriyle, genç galerileri de var. Bugün bu sene fuara katılan 60 civarı galerinin içinde, 65 tane kurum var ama 60'ı galeri. Bunun içinde 14 tanesi ilk kez katılıyor. Bu çok önemli bizim için. Bu pazara da yine bu demin konuştuğumuz güven meselesi, Contemporary İstanbul'a güvenerek geliyor. Biz de onların güvenlerini, işte karşılığını vermek için çalışıyoruz. Biz özellikle yurt dışından 11 tane müzeyi misafir ediyoruz. Müze şöyle misafir ediyoruz, o müzelerin Türkiye'mizde bu yavaş yavaş gelişiyor. Yani müzenin etrafında bir o müzeyi destekleyen insanlar grubunun, ama bu disiplinli bir şekilde ve kurumsal bir şekilde yapılması lazım. Hem maddi olarak, hem manevi olarak, hem de koleksiyonlarından hibe yaparaktan müzeye bir destek bu. Bu grupların İstanbul'a gelmiş 154 insan var ki sadece müzeleri temsil eden geliyorlar. Biz 500'ün üzerinde insanı ağırlıyoruz. Yurt dışından yabancılar ve Avrupalı, Amerikalı, Rus ve Asyalı. Yani bütün dünyadan gelen insan var. Peki, bu koşturmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Ben de takip ediyorum. O yüzden fazla zamanınızı almayacağım. Koşmamız lazım. Şansımızda hava da çok güzel. Evet, bence bu, bakın biraz önce konuşuyorduk, balıklar var, ördekler yüzüyor, Haliç kendine geldi yavaş yavaş. Biz de yani bu sıcakta biraz mayalarımızla denize girebiliriz. Neredeyse öyle bir hava var. Hakikaten öyle. Peki, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Evet, biz teşekkürler. Günaydın. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Hoş geldin. Heyecanlıyım tura. Ben de. Hadi başlayalım mı? Okey, hemen. Çok var. Çünkü çok işimiz var. Evet. Bir kere şey için teşekkür ederim. Daha başlamadan en önce biz geziyoruz. İşte gördüğün gibi hala işte tam olarak açılmadı. İşte burada Clement Vallan'ın işte işleri, eserleri bir enstalasyon olarak görebilirsin. Aslında bu eser bile birçok günümüzdeki sanat söylemleri ya da stratejileri şimdiden görebiliriz. Şimdi buradaki yapıtlara baktığınız, ilk olarak doğa görüntüleri görüyorsunuz. İşte bitkileri, işte peyzajları, hem işte doğa kağıdı olarak hem de ekran üzerine. Dolayısıyla insanlar hemen şey aklına geliyor. İşte peyzaj, doğa, güzellik, manzara resmi ve gerçek. Çünkü ekranda gördüğümüz şeyi gerçek olarak değerlendiriyoruz ama gerçek değil. Çünkü hepsi aslında dijital üretilmiş eserleri. Ve aslında bu fuarda her zamanki gibi hem çağdaş sanatın piyasasını çok iyi öğrenebilirsin. Çünkü burada 66 hem Türkiye'de hem de bu bölgeden ya da işte Japonya, işte Seul, Kore, yani çok uzak doğudan gelen galeriler dahil olmak üzere işte aslında dünyanın önemli galerilerinin önemli eserlerinin en iyi
sanatçıları görebileceğimiz yer değil mi? Evet. Sevil Dolmacı'nın bursuna baktığınızda, yani mekanına baktığınızda aslında şimdiden çağdaş sanatının zenginliğini görüyorsun. Çünkü bir tarafta işte soyut, organik, bir tarafta işte belki çizgi roman ya da işte ikon, dijital estetikleri yanı sıra işte bak ortada Davut heykele benzeyen temellük dediğimiz art appropriation, yani başka bir sanatçının eserden esinlenmiş sanatçılar var. Mesela bazı insanlar şey diyor biliyor musun? Hatta meslektaşlarımda. Ben şey sordum, nasıldı? Vallahi hiç yeni bir şey yok yani. Hayır, öyle bir şey değil. Yani çünkü uzaktan baktığında belki her şey eşit gibi ya da aynı gibi görünüyor ama öyle bir şey değil. Mesela bir örnek Ekrem Yalçın'da. Hem Ekrem'den bildiğimiz resim tekniği, işte hafif relief tarzında, hem de bu bitki ornament formları, hem de bu dairesel, seriyel üretimi görüyoruz. Ama arkaya baktığında aslında bitkilerime benzeyen ya da işte soyut gestüel hareketlerime bir tarafta şey aslında Ekrem bu arada çok sert bir estetik çarpışma yapıyor. Haluk da sıkça bunu yapıyor. Bu da çağdaş sanatın önemli değerlerden birisi. Kolaj. Yani parçalamış estetikleri, parçalamış görselleri. Neden? Çünkü hayatımız öyle. İstanbul öyle değil mi? Yani düz çizgi üzerine yürümüyoruz ya. Son yıkma. Aynen. Bana onu çok hissettiriyor çağdaş. Hatta artık kural diye bir şey kalmadı. Aa. Sanat tarihçisi olarak bu iş beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü bu büyük ihtimalle, çünkü soramadım ama baktığımda Laocoon heykelinin ortadaki figürü görüyorum ama amorf bir şekilde büyük ihtimalle ilk olarak onun fotoğrafını çekmiş, sonra dijital programları işte bozmuş, deforme etmiş ve aslında tekrar bronz heykel, geleneksel bir malzeme olarak bunu bu hale getirmek aslında hem dijital, hem klasik, hem de antik çağdan kalan bir heykelin günümüzdeki yorumu. Bazı insanlar çünkü şey diyor, çağdaş sanat sevmiyorum, anlamıyorum. Bu ise mesela senin programını çok önemsiyorum ya da bunun gibi programları. Teşekkür ederim. Öyle bir şey olur mu ya? Yani çağdaş sanat aslında 5 yıldızlı bir açık, bir otelin açık büfesi gibi. Orada işte dönerden, sushi, her şey var. Her şey var. Her şeyi seviyor musun? Hayır, her şeyi sevmiyorsun. Ama her şeyi yemek mi? Evet. Dolayısıyla birazcık öyle yaklaşmamız gerekiyor. Evet. Mesela Ayşe mesela önemli bir sanatçı. Dedim biliyor musun? Çünkü Ayşe genç sanatçılardan birisi olarak kariyerinin başından beri kağıt üzerine çizimler yapmak istedi ve öyle çalıştı. Hep figüratif, çoğu zaman da işte kadın figürleri, bazen figür, manken, bebek arasında böyle robotik kuklalar figürleri, gibi. Kuklalar gibi. Yani kimlik meselesi, kadın olmak, Türk kadın olmak gibi tartışmalar ortaya çıkıyor. Ama oradaki alanda ısrarlı kalmasının çok önemli bir duruş var. Yani aslında zaman ve mekanı yok orada. Yani arka tarafta gibi bir mekan olsaydı hemen böyle ne bileyim sanayileşme, utopya, distopya, işte fabrika, işte karışık labirent gibi bir söylem ortaya çıkıyordu. Figür aslında orada mekan ile eş değerli olarak, hatta mekan daha baskın olduğunu görüyoruz. Çağdaş sanatta sıkça bunu da görüyoruz. Mekansızlık ve bitmemişlik. Urgüler. İşte buradaki yapıtlara baktığında bunlar kağıt üzerinde akrilik boya ile yapılmış olan resimleri. Şimdi baktığında aslında birçok şimdiden konuştuğumuz konuları orada da görüyorsun. Zamansızlık, mekansızlık ve parçalamışlık. Ne demek bu bak? Hep böyle bir görüntü yukarıda, bir görüntü aşağıda. Bu bir nevi otoportre bu arada. Aradaki boşluk resim kadar önemli çünkü yukarıdaki görüntü, aşağıdaki ve yandaki görüntüyle aslında hiçbir alakası yok diyebilirsin. Bu ilişkileri kim kuruyor? Biz kuruyoruz. Evet, izleyiciye bırakıyor. Evet, benim de bu arada bir sergim var. Küratör, bu arada Showtime yazıyor ya, bu arada bir eser var. Yanında bir saat başlayacak, henüz başlamadı çünkü açılış değil. Her saatte bu eser değişecek. Arka tarafta başka sanatçılar, işte Yoras, işte Stefanov, yani hem işte yurt dışından Richard Bartle, İstanbul'da yaşayan bir sanatçı. Mesela bunlar hepsi burada bekliyor. Burası depo bekleme alan arasında. Hatta arkasındaki depodan bu işler her saatte birisi arkadan öne çıkıyor, birisi önde arkaya çıkıyor. Hayatın dinamik oluşunu hatırlattı. Aynen. Ve her şeyin çok hızlı değiştiğini. Ve sürekli kaçırıyorsun. Çoğu galerilerinin şeysi var, karma sergileri var. Ve genellikle aslında bu fuar bu yüzden
koleksiyonerler için ya da koleksiyoner adaylar için çok değerli bir vitrin. Değerli. Bu da eskiyle günümüzü birleştiren bir eser. Buradaki sanatçı aslında tekrar birazcık eski gelenekleri ve çağdaş yaklaşımları birleştiriyor. Galeri Juan Gaspar, onlar da her sene buradalar İspanya'dan ve çağdaş sanat üzerine olan bir fuar içinde modern ustalarının özellikle baskıları bu arada görmek güzel. Çünkü bu arada Miro'ları, işte Miro'larının baskılarını görüyorsun. Ana Laudeldiyiz çünkü... Alevciğim merhaba. Hoş geldin. Günaydın. Nasılsın? Kolay gelsin. Günaydın. Merhabalar. Emin Mete Erdoğan'ın çalışması bu arada baktığımızda tondo dediğimiz yuvarlak bir resim tarzı. Dikkatli baktığında hep böyle dinozorları ve hayvanları üzerine çalışıyor. Emin Mete Erdoğan son dönemlerde aslında sürekli işte extinguished, işte hayvanlar, yok olmak üzere hayvanlar, insan ve hayvan ilişkisi, işte günümüz ve geçmişi ve bu dünyanın meselesi üzerine duruyor. Onur Hastürk geleneksel Türk sanatı okuduktan sonra bir gün şey dedi, yani yetmiyor artık. O bu kalıptan çıkmak istiyor. Ve çıktı. Yanında sevdiğim sanatçılardan birisi Ramazan Can. Buradaki iş şu açıdan çok önemli. Çünkü bir tarafta painter, çok sert, brut, neo-ekspresyonist bir figür. Etrafındaki çerçeve baktığında neon, yani barok ya da bazen şey de, yani onun sıkça kullandığı hale motiflerden kaynaklanan formları orada da görebilirsin. Bu çarpışma bir gerginlik, bir gerilme yaratıyor ve o gerilme aslında hayatımızın gerilmeyini yansıtması. Evet, şimdi birinci mekanın bir kısmı gezdik. Evet, heykel bahçesi. Yaptılar. Evet, onu da gezmek istiyorum, merak ediyorum. Tabii tabii. Mesela arkamızda en önde gelen ve bilinen özellikle organik soyut heykel alanında önde gelen sanatçılardan birisi Gülnur Özsoy. Bu aradaki robot görüyor musun? Evet. Şimdi buradaki proje Har'ın projesi. Har işte günaydın. Hande ve Arda'nın projesi. Şimdi buradaki mermer blok Afyon'dan gelen çok özel bir mermer. Şimdi yanında bir robot kolunu görüyorsun. Şimdi Har bu robot kolu bir artificial intelligence program ile farklı farklı heykel modelleri yüklediler. Ve ondan sonra şey dediler, ya sen bir tane heykel yapsana. Ve şimdi bu tıraş edecek. Tamam mı? Yontacak ve ne kadar süreceğini bilmiyorum açıkçası ama herhalde fuarın sonuna doğru o blok orada içinden bu heykel çıkacak. Ve orada şey tabii ki tartışabiliriz. Bu heykel kim yaptı? Hande mi yaptı? Artificial intelligence mi yaptı? Har aslında şey diyor, ya bu aslında sadece bir tool. Yani eskiden kalemi fırçayı kullanmak gibi, tabii. Şimdi bilgisayarı kullanmak aslında. Tabii tabii. Kemal Tufan. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Önde gelen heykeltıraşlardan birisi ve şahane bir insan. Bahsetmek ister misiniz eserinizden? Benim mutlu çocukluğum işin adı. Üç tekerlekli bir bisiklet. Bütün çocukların hayal ettiği ilk sahip olduğumuz araç diyebilirim. Ama aynı zamanda bu metafor bizim bütün hayat yolculuğumuzu sembolize ediyor ve bu araç bizim sahip olduğumuz o yolculuktaki ilk sahip olduğumuz araç. Aynı zamanda da çocuklukla birlikte çok dolaylı değil, hemen direkt olarak bize mesajını veren umut, mutluluk, neşe, o masumiyet, çocukluğa ait olan her şeyi sembolize eden bir metafor aslında. Bu arada şey Elif, anlamsız bir eser yok. Eğer bir eser sana anlamsız geliyorsa bu eserinin ya da sanatçının sorunu değil. Bu bizim sorunumuz. Evet, demek ki ben yeterince bilgili değilim. Mesela ben Almanım, yani hala herhalde. Seninle Almanca konuşuyorsam işte seyircilerinin şu anlamayacak. Ama bundan dolayı anlamsız bir şey söylüyorsun demek değil. Ne diyeceğim? Otur Almanca çalış. Sanatta da öyle. Yani bir sanatçı anlamak istiyorsan
Onun işte bağlamdaki ipuçları yakalaman gerekiyor. Şimdi bu satın eserinin önündeyiz. Bir Araya Düşmek isimli eseri. Farklılıkları ve birlik olma halini yansıtan bir eser. İşte buradaki söylem için aslında sanatçı soyut bir ifade biçimi buldu. Bak uzaktan baktığına bakıyor musun? Onlara kulağa benziyor. Bu resmin karşısında işte kimse dingin, statik demez değil mi? Yani dolayısıyla mesela baktığımızda sanat hiç göreceli değil, biliyor musun? Hiç. Yoksa öyle olsaydı sanat tarihi diye bir alan olmazdı. Ne anlam taşıyor? İşte o bilgi. O zaman ne yapacaksın? Vallahi oturacaksın. Oturacaksın, öğreneceksin. Oturacaksın, öğreneceksin, çalışacaksın yani. Biz şu anda sanatoryumdayız. Sanatoryumda çağdaş sanatın önemli galerilerden birisi. Yani bir galeri nasıl önemli? Bir onu soracaktım. Neye göre önemli diyorsun tabii sen Markus? İyi bir galeri için 2-3 tane ipucu bulabilirsin. Birinci ipucu sanatçı listesi. İkinci ipucu yer. Nerede? Yani çok paran varsa... Evet, bu biraz maddiyatla ilgili olduğu için benim bu söylediğim çok içime sinmedi. Şimdi belki sana vereceğim zamanla ama... Zamanla ilgilisine bakabilirim. Zamanla ilgili ama zamanımız yok. Bu işin sana en son ipucu ne biliyor musun? Fuar katılımcılığına bak. Yeni galeriyle için olur ama 2-3 sene sonra hala fuarda olmaz. Pek olmaz. Kerim Ozan Bayraktar, o da işte kendi kuşağından çok sevdiğim bir sanatçı. Mesela burada da tekrar yanılsama, gerçek, hakikat ama hepsi yalan gibi, yalan dünya gibi kavramlara konuşabiliriz. Kerim Ozan bir artificial program işte belli kavramları sözcüklerle besledi. Sonra işte o kavramları en uygun görüntülere çıkartıyor. Yüzlere baktığında aslında var olmayan. Ve bu yüzden aslında arketipleri bizimle paylaşıyor. Clement Bedel'in çalışmaları oldukça beğendim. Hem soyut, tamamen soyut elemanları görebilirsin. Hem de hafif böyle geometrik yani mimari tasarım elemanları görebilirsin. Tamam mı? Bu yüzden hem organik hem doğa hem işte kültür yani insan ipuçları burada görebilirsin. Ama hepsi bir kaos içinde. Kaos içinde. Elif Uras'ın vazoları ki aslında vazo değil. Dikkatli baktığımızda aslında vazo zaten hafif bir kadın figürü. Evet. En başından ve Elif sonra işte uzun zamandır galerist galerisinde. Bu kendi New York'ta yaşıyor. Evet yani. Fotoğraf öldü mü? Yok, ölmedi. Yusuf Sevinçli genç kuşağının benim en önemsediğim fotoğrafçılardan birisi. Neden? Çünkü fotoğrafçı olmasına rağmen göstermiyor. Evet, ben bir iç mekan görüyorum. Ama hem formel olarak karanlık, flu hem de işte anlam olarak aslında gizemli, tekinsiz gizemli, resimleri. Belirsiz. Mesela pilot galeri, kimlik ya da politik evet. Söylemle üzerine çalışan galeriler var. Galerilerde şöyle bir kural var. İlk 5 senede bir şey satamazsın. Çünkü koleksiyoner de bilmiyor. Ve güvenmiyor ya da anlamıyor henüz. Yani sen sanatçına güveniyorsan o 5 sene arkasında tabii duracaksın. Ve galeri onun garantörü olacak. Mesela buradaki yaklaşım estetik pop. Pop. Zaten sergileme yöntemleri. Renklerinden özellikle. Tabii. Yanındaki şeyinden değil mi? Evet, daha genç. Daha evet. Bir yaklaşım. İşte neon renkleri, fosforlu evet. Renkleri, işte ironi, sorguluyorlar, eleştiriyorlar. Bir nevi de dalga geçiyorlar yani. Ve bazı şey diyorsun. Ya öyle olur mu? Olur. Çünkü onun sayesinde sen yeniden bu kavramları düşünmeye başlıyorsun. Evet. Galeri 77'deyiz. Bu neden önemli bir galeri? Çünkü tam anlamda bilateral, yani iki ülke arasında bir köprü kuruyor. Ermenistan ve Türkiye. Bazen resimleri anlamıyorum. Ve bu iyi bir şey. Çünkü anlamamak ne demek? Ben sürekli aslında üstüne ona bakıyorum. Üstüne düşünmek düşünüyorum. Demek. Mesela evet. Bak, sen bu arada işte bir insan, takım elbisi, üstünü bir at. Bu bir güç simgesi sanat tarihi içinde. Bu da belli bir güç simgesi, bir sınıf. Onun dışında işte olmayan bir şoför, arkasında komik çizgi romanlardan figürleri. Ama baktığında bu kargaşa içerisinde o kadar çok sayısız eleman var ki. Ya dolayısıyla ben bu resim hayatım boyunca bakacağım, yeni şeyleri keşfedeceğim. Ben bunu da sevdim. Evet, Karin Oyahan, işte bak tuval üzerine akrilik. Evet. Mesela buna şey, aslında bir yanda cam üzerindeki su damlaları. Şimdi aslında bu arada bir nevi hiperrealizm bir yaklaşım. Bu bir büyük damla olsa gibi ya da görünse bile
Ne bu? Bir figür var, bir figür. Değil mi? Kimliksiz bir kadın herhalde. Ama nereden nereye bakıyor bilmiyorum. Bu yüzden bu figür aslında ben olurum. Yeniliklerde ki mesela bu resim beni çok şaşırdı. Mesut Karakış, çok sevdiğim bir sanatçı. Çok da hoş bir adam. Aslında normalde geometrik soyut çalışan bir sanatçı. Fırçayla çalışmıyor. Bu tuval düz bir zemin koyuyor ve 80'a kadar akrilik tabaka oluşturuyor. En geleneksel alanlardan birisi painter bile yenilikçi yaklaşımlara alabilir. Bu artık soyut değil. Bu bir peysaj, bu bir manzara gibi. Bakın bazı galerilere mesela C24 gibi İrfan hayatın boyunca... Yani çok değişiyor aslında. Yani tabii. Hepsinin İrfan Önürmen olduğunu anlıyorsun ama teknikle de değiştiriyor seneler tabii, tabii. içinde. Yani İrfan 90'lardan itibaren tuval üzerinde çalışan ve bu alanda bilinen bir sanatçı. Ama sonra bak tüyle başladı. Şimdi heykeli yapıyor. Evet. Ve olgun çağdaşın en önemli sanatçılar olmasına rağmen bakar mısın? Heykel ama aslında heykelden ziyade aslında bir yüz. Mesela İrfan işte farklı alanlarla çalışıyor ama ona rağmen bak hepsi arasında bağlantıları buluyorsun. Evet. Kullandığı malzemeler değişiyor. Tabii. Verdiği his ve gördüğümüz birbirine benzer figürler. Ve bak, renkler. Sol tarafta Zilbaman. Ondan biraz önce bahsettik zaten. Bak hem Berlin hem İstanbul. İşte Azadi Köker. Arkamızda J.D. Mallet Gallery. Mesela buradaki Londra'lı olan bir galeriye baktığımızda Erdoğan Zümrütoğlu görüyoruz. Erdoğan Zümrütoğlu bence günümüzde özellikle pentür alanında valla en güçlü temsilcilerin birisi. Evet, katılıyorum. Çok cesur, fırçalayabilirim. Bütün bu figür, yani o kolay resimler değil. Değil. Yani herkes onunla yaşayamaz, beğenmez. Benim evimde bir tane kocaman var. Tam salonun karşısında en gördüğüm yerde. Ve gene bana iyi hissettiren bir resim. İşte bende de var ama yani bazen... Bana şey gelmiyor, rahatsızlığı gelmiyor. İnsanlar bazı şey oluyor yani. Çünkü neden rahatsız edici biliyor musun? Çünkü Erdoğan sanatçı olarak... Çok meselesi olan bir insan. Yaralardan, evet. Travmalardan ve hayatının karanlık alanlardan çekinmiyor, korkmuyor. Evet ama bendeki mesela o travmalardan çıkmış birinin hissini geçiriyor. Tabii. Ama yani işte... Yani bir survivor, bir becermişlik hissi var o ya insan. Öyle ama işte ya ben hep şey diyorum, özellikle öğrencilerime, genç öğrencime şey diyorum. Vallahi hayatınızda herkes işte ölüm, doğum, depresyonları yaşayacak. Ama yani bunları, ya onlar kaçılmaz. O zaman neden sormaman gerekiyor, ne için? Çünkü o zaman ileri bakıyorsun ve... Ya da onlardan nasıl çıktığın, nasıl baş ettiğin. Tabii büyüyorsun o zaman. Son olarak burada girişte bir tarafta P Artworks, bir tarafta Dirm Art. Önde gelen galerilerimizden birisi. Farklı kuşak sanatçılarla çalışıyorlar. İşte son olarak belki şunu anlatabiliriz. Çünkü bazen politik sanat bile estetik ve güzel olabilir. Bir gelin, son eser bu olsun. Özüm Günyol, Mustafa Kund. Şimdi ilk olarak baktığında uzaktan bakıyorsun belki soyut. Güzel, evet. Soyut renkli. Sonra yaklaştığında belki şey diyorsun, yok ufuk, deniz manzarası. Aslında hepsi doğru, hepsi yanlış. Burada her çizgi farklı tonlara bak, görüyor musun? Evet. Yani buradaki mavi lacivert tonları turuncu artıyor. Turuncudan sarı, sonra işte mora doğru gidiyor. Her çizgi bir mil. Orada bir hikayesi var. Bir işte kaçak göçmen var. Kuşadası'dan Yunanistan'a yüzüyor. Ve onun kaç mil olduğunu bir düşün. Varıyor bu arada. Bu yüzden happy end. Ama aslında buraya baktığımızda soyut, estetik, güzel, rahatlatıcı bir manzaranın arkasında aslında trajik bir göçmen, bir hayat mücadelesi var. Markus çok teşekkür ediyorum. O kadar güzel anlattın, o kadar güzel gezdirdin ki sadece fuarla ilgili değil, güncel sanatla ilgili de bir sürü ipucu aldım. Üstüne çalışacağım senin tavsiye ettiğin gibi, okuyacağım. Çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki yapıyorsun. Çok çok teşekkür ederim. Hepsi Burada'nın katkılarıyla sunduğumuz Sanatın Ruhu programının sonuna geldik. Haftaya yeni bir konu ve konukla görüşmek üzere.
Hepsi Burada sanatın ruhunu sundu.